Arkadaşınız Ahmet sanayide çalışmaya başlamış. Belki biliyorsunuzdur. Okulu bırakmış. Ama eğer siz gidip arkadaşınızla konuşabilirseniz, onu çağırabilirseniz belki geri gelebilir. Pardon öğretmenim. Eli bıçaklı adamı niye aramıza alalım? Yarın öbür gün size yaptığını bize yapmayacağı belli mi? Onun yeri sanayi değil, hapishane. Doğru. Tamam. Anladım. İsterseniz bir oylama yapalım ha? Ahmet'in geri dönmesini isteyenler bir el kaldırabilir mi? İstemeyenler? Sosyal medyada hesabı olanlar bir elini kaldırabilir mi? Lütfen. Füre yok. Güzel. Peki ne yapıyorsunuz orada? Hayatın içinde şahit olduğunuz, okuduğunuz, İzlediğiniz çarpıklıkları yazıyor musunuz? Eleştiriyor musunuz? Hı? Depremler oluyor mesela. Hı? Orman yangınları. Şehit haberleri. Sonra hemen profil fotoğrafları değişiyor. Değil mi? Türk bayrağı, siyah kurdeleler. Altına yazı. Yastayız. Öyle miyiz? 3 gün. Sadece 3 gün sonra o profil fotoğrafları tekrar değişiyor. E ne oldu şimdi? Dün yastaydık. Bugün arkadaşlarla manyastayız. Hı? Çok eğleniyoruz. İşte size öğrenilmiş başka bir çaresizlik daha. Arkadaşlar, bir yanlışı düzeltmek için harekete geçmek bu değildir. Eylemde bulunmak. Ne kazanıyoruz peki bunu yaparak? Yanlışı gösteriyoruz, değil mi? Çünkü biz doğruyuz. Öyle miyiz? Ne kadar doğru olduğumuzun reklamını mı yapıyoruz? Vicdanımızın, hassasiyetlerimizin, ahlakımızın, bu hayattaki duruşumuzun şovunu mu yapıyoruz orada? Hı? Ne yazıyorsunuz mesela ya da ne yazıyorlar? Bu çok yanlış. Hı? Kesin cezalandırılmalı. Böyle bir şey nasıl olabilir ha? Haksızlık bu. Arkadaşlar, bir yanlışı işaret etmek güzel. Ama size şunu sormak istiyorum. O yanlışı düzeltmek isterken sadece işaret etmek yeterli mi? Hı? O yanlışı düzeltebilecekken kaybetmek yerine yanlış bizim veya değil. Geri kazanmayı seçebiliriz. Bunu düzeltmeye gücümüz var. Sadece o yanlışı işaret etmekle yetindiğimiz zaman yanlış ortadan kalkar mı? Bunu bir düşünün. Şu sosyal medya platformu. Eminim hepinizin hesabı vardır orada. İtiraf edeyim, benim de var. Kaç arkadaşın var mesela orada? 300 falan. 300? Güzel. Bir ay içinde kaç arkadaşınla konuşuyorsun? Kaç arkadaşının telefonunu, adresini, en sevdiği yemeği,
tuttuğu takımı biliyorsun? Doğum gününü biliyor musun? Yoksa o sayfa mı sana hatırlatıyor doğum gününü? Arkadaşlık isteği geliyor. Kabul ediyorsunuz. Birine kızıyorsunuz. Arkadaşlıktan çıkarıyorsunuz. Arkadaşlığa kabul etmek için de, çıkarmak için de sadece bir tuşa dokunuyorsunuz. Sizce arkadaşlık bu kadar çabuk kurulan bir şey mi? Bu kadar çabuk silinen bir şey mi? Emin misiniz? Oylamayı tekrar yapalım mı? Ahmet'in okula geri dönmesini isteyenler bir elini kaldırabilir mi? Gir. Hocam, Atlas Hoca dedi ki... İzin kağıdı. Evet. Bir tek seni ikna edebildi ha. Ahmet, onu çırpmaya uzat. Ahmet. Senin ne işin var burada? Okula dön demeye geldim. O iş bitti. Beni kıracaksın yani. Bunu istemezdim ama elimden de bir şey gelmez. Beni kıracaksın. Benimle birlikte 18 kişiyi daha. Hı? Biz seni almaya geldik. Ahmet oğlum, sen okulu bıraktın da okul seni bırakmamış. Tebrikler Atlas hocam. Niçin müdür bey? Çocukların hepsini ikna etmişsiniz. Öğretmenlerim iyiydi. Çocuklar Ahmet'i döndürmeyi başarabilecekler mi sence? Öğretmenleri iyiyse başarırlar. Göreceğiz. Hocam Ahmet'i getirdik. Ahmet'i aldık hocam. Ahmet'i aldık hocam. Öğretmenleri iyi galiba. Çocuklar iyi. Aferin çocuk. Evet, zil çaldı arkadaşlar. Bahçede ne işiniz var hala? Hadi, geçin. Aferin çocuklar.